Merhabalar, ben Kasım Şahin. Bir sıcak gündemle yine karşınızdayım. Evet, bugünkü konumuz hem Türkiye'yi hem dünyayı ilgilendiren önemli konu, koronavirüsü. Bununla ilgili hem Türkiye genelinden hem Bolu genelinden sizlere bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Evet, önce Türkiye gündemiyle başlayalım. Maalesef koronavirüsü Türkiye'de, ülkemizde etkisi altına aldı. Birçok yasaklar getirildi, birçok tedbirler ön plana çıkartıldı. Şu ana kadar bir ay içerisinde 30 yaşlı vatandaşımızı maalesef bu virüsten dolayı, bu salgın hastalıktan dolayı kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaklaşık 20 binde test yapıldı Türkiye genelinde. Bu testlerden 236 tanesi de virüs tespit edildi bu kişilerde. Bunlar da gözetim altında ve tedavileri sürüyor. Hayatları kaybedenler ne oluyor? Tabutlara kireç dökülüyor, mezarlara kireç dökülerek toprağa gömülüyorlar. Niye? Bu mikrop topraktan dışarıya çıkıp yayılmasın diye dezenfekte edilerek gömülmek zorunda bırakılıyor tabii ki. Mecbur tabii bunu yapılmak. Evet, Bolu gündemine geleceğim. Bolu gündemi çok rahat, çok iyi gidiyor. Hastalık Bolu'da yok. Ama şöyle bir müjdeli haber vereyim. Bugüne kadar bir aydır testler, alınan kan örnekleri, boğazdan alınan kültür örnekleri, tükürük örnekleri Ankara'ya gidiyordu. Artık bugünden itibaren Ankara'ya gitmiyor. Kesin sonuçlar alınacak, Bolu'da yapılacak. Nerede yapılacak? Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak. Test sonuçları bir saat içinde ortaya çıkacak ve kesin sonuç olacak. Ben şuradan bunu söylemek istiyorum. Bolu vatandaşların izdihama neden olmadan, acele etmeden mutlaka gidip testlerini yaptırmalarını istiyorum. Çünkü bu hastalık gerçekten öldürücü hastalık. Hiçbir Bolu vatandaşı demeyeceğim, sadece hiçbir ülke vatandaşının zarar görmesini istemiyorum. Evet, bugünden itibaren, pazartesi gününden itibaren testlerimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılmaya başlandı. Bu güzel bir olay. Zamandan kazanıyoruz çünkü. Zaman, bu hastalıkta zaman çok önemli. Bunu da yerine getirirsek, yaparsak çok mutlu olacağım. Mutlaka bu testlerimizi yaptıralım. Fazla da beklemiyoruz tabii ki. Bir saat içinde testler sonuçlanıyor. Veriliyor negatif ya da pozitif. Evet, Bolu'da şu ana kadar 36 vaka görüldü. Yani 36 müracaat oldu daha da doğrusu. 36'sı da negatif çıktı, temiz çıktı. Bu olayın sevindirici boyutu. Gerçekten güzel. İnşallah önümüzdeki günlerde çıkacak bir aşıyla da bu virüsü biz öldüreceğiz. O bizi öldürmeden biz onu öldüreceğiz inşallah. Bolu'da her şey düzgün gidiyor. Alınan tedbirler çok güzel. Sağlık önlemleri çok güzel ama yasaklara uymayanlar var hala. 65 ve üstü vatandaşları sokağa çıkması yasak, biliyorsunuz. Bu 2-3 gün önce açıklandı. Fakat bugün pazartesi olması nedeniyle bazı 65 yaş üstü vatandaşlarımız bankalarda işlerinden olmasından dolayı ya gülüyorum, gerçekten gülüyorum. Bankalara giderek işlem yaptırmaya çalışıyor. Ya ne gerek var arkadaş? Ya ne gerek, ne işiniz var? Dursun paranız 2 gün orada. Borcunuz varsa 2 gün sonra ödeyin. Yani bekleyin ya. Şu süreyi bir orada kapatalım. Tabii bu da olay, o olayda polislere sirayet ediyor. Polisler hemen bankalara gidiyorlar. Bu 65 ve üstü vatandaşları oradan alarak evlerine gönderiyorlar. Çıkmayın arkadaşlar, çıkmayın. Bu yasaklara mutlaka uyalım. Uyumak zorundayız. Yoksa bu hastalık her tarafa sıçrayacak. Biliyorsunuz en çok da yaşlıları etkiliyor bu. Ölen vatandaşlarımız da, 30 tane Türkiye genelinde ölen vatandaşlarımız da 65 ve üstü vatandaşlarımız, yaşlılarımız. Mutlaka bu yasağa uyulması gerektiğini tavsiye ediyorum. Bir diğer gelişmede yurt dışında okuyan öğrencilerimiz artık Bolu'ya gelmeye başladılar. Yaklaşık 40 tane öğrenci Tokyo'da Hayrettin Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Dün itibariyle yerleştirildiler. Burada 14 gün boyunca izole altında olacaklar. Burada tedavileri yapılacak. Gerekli muayeneler, trişistler burada konulacak. İnşallah bu öğrencilerimizde de bir şey çıkmaz. Bu işi de AFAD koordine ediyor. AFAD'ın koordinesi altında yapılıyor. Bir diğer yurtta KYK'nın Mudun yolu üzerinde Seyit Avşar Yurdu var. O da hazır tutuluyor. Yine yurt dışından gelecek öğrencilerimiz için orası da hazır tutuluyor. Önümüzdeki günlerde yaklaşık 50-60 öğrenci de oraya yerleştirileceğini öğrendik. Evet, yine korona ile devam ediyoruz. Biliyorsunuz kamu kurum ve kuruluşların her tarafı dezenfekte ediliyor.
Bu sabah da Bolu Belediyesi güzel bir çalışma yaptı. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bankların hepsini dezenfekte etti. Yani alkollü, çamaşır suyu karışık dezenfekte ilaçlarını banklara sıkarak dezenfekte yapmaya çalıştılar. Çünkü burası en çok cadde üzeri kullanılan, en çok kullanılan alanlardan, yerlerden biri banklar. Gerçi 65 yaş üstü insanlarımız artık sokağa çıkmıyor. Gerçi dolmuyor buralar ama yine de olsun, oturan bir sürü insanımız var. Bunlar da dezenfekte edildi. Yine bir diğer şey cezaevine ilgili. 3 tane tutuklu kişi gözetim altına alındı. Tek kişilik hücreleri de. Bunlar da 14 gün boyunca yapılacak. Tedavi altındalar. Bunların içinde bir kişi var ki burada bileceksiniz, tahmin edeceksinizdir ama ben yine de söyleyeyim. Dayısını hunharca öldüren, daha doğrusu dayısını önce darp edip kafatasını kıran, gözlerini çıkartan, üzerinden arabayla geçen yeğen, geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Bu şahıs da tek kişilik hücreye alındı ve gözetim altına, yani koronavirüs nedeniyle gözetim altına alındı. Cezaevinde işler nasıl yürüyor? Gayet güzel, titiz bir şekilde yürüyor. Burada görevli olan gardiyanlar günlük, tek kullanımlık kıyafetler giyiyorlar. Dezenfekte olmuş kıyafetler giyiyorlar ve gün mesaileri bittiğinde bu kıyafetlerini çöpe atıyorlar. Daha doğrusu çöpe de atılmıyor bunlar. Özel bir yerleri var. Daha sonra imha edilmek üzere bir kovaya atılıp daha sonra da imha ediliyor bunlar. Yayılmasın, virüs yayılmasın diye. Bu da güzel bir çalışma. Ben kutluyorum. Bolu Belediyesi'ni de kutluyorum. Çok güzel dezenfekte çalışmaları yapıyorlar. Şehrimizdeki kamu kurum ve kuruluşlar didik didik her yer köşe bucak dezenfekte ediliyor, ilaçlanıyor. Bu da güzel bir olay. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu salgın hastalık maalesef Bolu ekonomisini de vurmuş durumda. Birçok esnaf maalesef kapattı, berberler kapattı. Lokantalar sadece paket servisleri yapmaya başladı. Esnaflar kan ağlamaya başladı bu hastalık yüzünden. Şehirde resmen boşaldı. Görüyorsunuz caddelerde bu saatlerde insan yoğunluğu olurdu. Şimdi 3-5 vatandaşı görüyoruz. Bunlar da bankalarda, işte resmi kurumlarda işleri olanlar, kişiler işleri bir an önce görüp evlerine gideceklerdi mutlaka. Şehir resmen bir ölü şehre döndü. İnşallah bir an önce bu virüs salgını atlatırız. Bolu ekonomisi, Türkiye ekonomisi de yerine gelir. Hiçbir insanımız mağdur olmaz. Ne diyeyim, sonumuz hayırlı olsun. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Ben şunu söylüyorum. Evde kalalım, sağlıklı olalım. Biz basın mensupları olduğumuz için maalesef görevimiz gereği sokaklardayız. Niye sokaklardayız? İşte sizleri böyle bilgilendirmek için, detaylı bilgiler vermek için, bunları sizlere an ve an bildirmek için sokaklardayız. Tabii biz de önlemimizi alıyoruz. Bize de bulaşabilir tabii ki ama biz tedbirlerimizi aldık. Ona göre de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evde kalın ve sağlıklı kalın.